Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü bulum lavanta bahçesi ve salda gölü. Şimdi küçük bir mola verdik. Kahvaltı yapacağız. Yolumuz çok uzun. Sabah erken çıktık yola. Güzel doğal ürünler satılıyor. Nar ekşisi almak istiyorum. Bir tane nar ekşisi alayım. Organik mi? Organik mi? Aha. Tamam, bunu alayım. Oraya mı koyuyor? Evet, alacağım. İki tane alalım. İki adet nar ekşisi aldım. Şimdilik bu kadar yeter. İlerleyen zamanlarda alışverişe devam edeceğiz inşallah lavanta bahçelerinde. Ekşimi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bu tarafa, Burdur tarafına geçerseniz bu mekana uğrayın. Çok güzel, temiz bir mekan. Ben memnun kaldım. Çalışanları güler yüzlü. Bu abimiz güler yüzlü. Kendisi sahibiymiş. Hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı işler olsun. İyi günler. Lavanta bahçelerine geliyoruz yavaş yavaş. Uzun bir yolculuk yaptık. Yolu kaybettik. Girişini kaybedince 1-1,5 saat daha oyalandık yolda. Her yer lavanta çiçekleriyle dolu. Şimdi küçük bir mola verdik. Biraz çay kahve içmek için. Burası market kiti. Küçük bir kafesi var. Alışveriş yapabileceğiniz lavanta malzemeler satılıyor. Ben biraz arkadaşlarım için alışveriş yapacağım markette. Bakalım onlar için ne seçeceğiz. Çok güzel lavanta kokulu kremler var. Şampuanlar var. Şöyle sepetler var. Var bence. Buraya geldiğiniz zaman
Bu at arabasına binip fotoğraf çekinebilirsiniz. Ücretini yazmışlar. Aileye 5 TL, kişiye 1 TL diye. Fotoğraf çekineceğiniz yerler var. Değişik. Güzel bir yer. Şu sizlere kolonyaları da çekiyorum. Böyle bir sabunlar var. Sabunlar çok güzel kokuyor. Çok beğendim. Arkadaşlarıma birer tane bu sabunlardan almaya karar verdim. Burada satılan her şey lavantalı. Lavanta bahçesi olduğu için. Ve her yer dediğim gibi lavanta kokuyor. Ben 4 tane bunlardan alayım. Şöyle size vereyim. 4 tane istiyorum. 7 tane gözleme 70. 1 lira falan bu hesabı. İçecekler de. İçecekler dahil 71 lira. Bunlarımı aldım. Ödemeyi yaptım. Şimdi dışarıda da magnetler satılıyor buzdolabı için. Bunların çekimini yapacağım sizlere. Oradan da seçeceğiz inşallah. Bunlar da buzdolabı için magnetler. Gördüğünüz gibi burada da yazılar var üzerlerinde. Bunlardan da arkadaşlarımın buzdolaplarını seçmek istiyorum. Şimdi ikinci yere geldik. Burası da farklı bir yer. Evet, güzel. Dönüşte alalım. Yolda yemek için. Burası da köy pazarı. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrar gösteriyorum. Ücretsiz fotoğraf çekinebileceğiniz yerler var. Kafesi var, bir şeyler içebileceğiniz. Daha önce söylediğim gibi burada yediğiniz, içtiğiniz her şey lavantalı. Şöyle lavanta bahçesinin olduğu yeri çekmek istiyorum. Ata binebiliyorsunuz ücretli. Midilliler var küçük. Şöyle göstereyim.
indirdi çocuklar beni. Çok güzel kokuyor burası, mis gibi. Lavanta kokusu her yeri sarmış. Gelmenizi tavsiye ederim. Burası Kuyucak Köyü, Burdur. Burada her yer lavanta bahçesiyle dolu. Şu anda burası sakin. Önceki yıllar iğne atsan insan başına düşerdi. O kadar kalabalıktı pandemiden dolayı. İnsanlar çok dışarıya çıkmıyorlar. O yüzden biraz sakin. Şöyle yakından lavantaları göstereyim. Lavanta bahçesinin yanında ayçiçeği bahçesi var. Şimdi oraya geldik. Kapıdan geçiyorum. Ayçiçekleri harika. Biliyorsunuz ayçiçekleri güneşin yönüne göre kafasını çevirirler. Çok güzel hepsi. Muhteşem görüntüleri var. Harika görüntülere devam ediyoruz. Size de daha değişik yerler de çekeceğim. Bu bahçenin lavantaları daha büyük. Lavanta kopartmak yasak. Satın almanız gerekiyor sadece ama bakın gelen insanlar lavantalardan izinsiz olarak kopartıyorlar. Bu da olmaz tabii. Burada bir emek var. İnsanlar bu lavantalara bakıyorlar her gün. Ücretsiz gelip buradan toplamak olmuyor. Ama bizim insanlarımızdan bazı kişiler bunu anlamıyor. Ben şimdi bayana müdahale etmek istiyorum. Etmedim. Bir tane bayan müdahale etti. Gördüğünüz gibi kadına kızıyorlar. Ve diyorlar kopartıyoruz ama çantamıza koyuyoruz. Yetkililer görmez diyorlar. Böyle olmaz. İsterseniz kafenin terasında da oturabiliyorsunuz. Şimdi burayı da gezdik, dolaştık. Başka bir lavanta bahçesine gideceğiz. Her lavanta bahçesinde görüntüler farklı. Lavantaların görüntüleri aynı ama oraya koydukları, mekana koydukları, insanların fotoğraf çekinsin diye koydukları yerler farklı. Onun için biraz lavanta bahçelerini hepsini gezmek istiyorum. Ve seyir terasından da çekmek istedim. Çay servisi var mı yukarı? Ha. Tamam. Burada lavantalar var yine. Toplamışlar, satıyorlar. Hepsi organik. Böyle yakından göstereyim.
bağlı yağların hepsi burada satılıyor. Sabunlar var. Kiriş ücretli. Ne kadar bir kişi? 4 lira. 4 TL bir kişi. Burada yazıyor zaten. Fiyat listesi. Çok kalabalık. Ve soyunma kabinleri var. Burası duyduğunuz meşhur Salda Gölü. Lavanta bahçesine gittik. Diğer taraflara gittik. Burası da son durağımız. Size 2-3 tane yer tanıttım. Hepsi aynı yol üzerinde olduğu için. Sonunda bu güzelliği göstermek istedim. Biraz vakit geç oldu, güneş gitti. Daha erken saatte gelmek gerekiyor buraya. İsterseniz suya girebilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Su derin değil. Biraz soğuk olduğunu söylüyor girenler. Hala akın akın geliyor insanlar. Saat şu anda 4:30. Ama gelenler var. Herhalde akşam yemeği için de geliyorlar. Gezi turuma burada son verip yola doğru çıkıyorum. En son size Salda'yı anlattım. Salda Gölü'nü. Gördüğünüz gibi muhteşem. Herkesin gelip göreceği bir yer. Bir kere de olsa. Şimdi maskemi takıyorum. Yola doğru çıkıyoruz.